Arkadaşlar merhaba. 16 Ocak 2023 Pazartesi günü yabancı yarışlarda Fransa'da Cagnes-sur-Mer'deyiz arkadaşlar. Evet, bu Cagnes-sur-Mer'in orijinal hipodrom görüntüsü. Bunu bulabildik. Burada şurada insanlar oturuyor. Burada da denize giriyorlar. Denize girdikten sonra havlusuyla gelip ikili alıyorlar. Evet, birinci koşu 15.50'de başlıyor. Bu sentetik kum, pis ve sentetikçi safkanlar var. Güzel bir çalışma yaptık. O yüzden bu videoyu akşam saatlerinde saat 6'dan sonra izleyeceksiniz. Yani pazar akşamı itibariyle. Akşam saatlerine kaldı çünkü çalışmayı bayağı bir yaptık. Arkadaşlar ve bir adet banko, bir adet alternatif banko. Gerçi iki tane alternatif banko diyebiliriz ona. Evet, hemen yedili plase, öncelikle yedili plaseyi arkadaşlar zorlamanız lazım. Güzel bir yedili plase var burada. 6 numara normalde Laos, Anthony Crassus'la ön planda gözüküyor ama burada Maxim Guyon'un kola kale bırakacağını düşünmüyoruz. 10 numara Lefty Prince Hadi ile ve 2 numaralı Narcos diyoruz, Hugo Butin'le. Bugün Hugo Butin, Eddie Hardwin, bunlara da çok dikkat. Aurel Lemaitre yine tabii. Evet, 6 2 10 diyoruz. Hatta 6, yani burada normalde küçük kupon yapacaksanız eğer 6'yı tek atmanızda yarar var arkadaşlar. Anthony Grasso'nun bindiği bu safkan burada ön planda. İkinci koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 2150 metreye çıkacaklar. Burada altılık ayını başlatıyoruz. 11.500 euro ikramiyesi var arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk iki ayak gerçekten ızdırap köprüsü. Bu ayakları geçenler muhtemelen altılı içeri alırlar diye tahmin ediyoruz. Evet. 12 at ama biz 8 at vereceğiz. 12 atın 8'ini yazacağız. 5 numara Artemis Marlin Meyer'le. 3 numara Kaloriziki Gallum Millet. 7 numara One Point Sylvain Ruiz. 1 numara Şahizade Christian Demuro. 8 numara Holy Address Anthony Crastus. 11 numara Vivay Berissa Stefan Pasquer. 12 numara Editica Leo Russell ve 6 numara Dream Wooker Jeremy Cabre. Şimdi bunlar yeni safkanlar, gördüğünüz gibi yeni koşan safkanlar. İyi denk getirmiş böyle TCK birinci ayak olarak. Normalde bir koşuyu pas geçtiler. Bu oradaki üçüncü koşu normalde ama önemli değil. 5, 3, 7, 1, 8, 11, 12 ve 6 diyoruz biz buraya. Bu ilk kez koşacak atlardan da birisi gelebilir burada. Yani baktık otoritelerin şeyine bayağı bir tedirgin bu ayakta. Herkes, hiç kimse kesin bir şey konuşamıyor. Üçüncü koşu 16.50. Maiden 3 yaşlı İngilizler 2150 metre çıkacaklar. Burada 3 numaralı Letropik Maxim Guyon'la arkadaşlar. Bakın, istiyorsanız bunu alternatif banko olarak düşünebilirsiniz. Normal şartlar altında Maxim Guyon'un bunu bırakmaması lazım. Bu yarışta. Atı tanıyor. Letropik burada. Arkadaşlar ilk alternatif bankomuz. 4 numaralı Way to Marcel Hugo Yorniak'la. 1 numaralı Duns Borov Sylvain Ruiz. 9 numaralı Cartage Anthony Crassus, 10 numaralı Patterson, Eddie Hardwin ve 11 numaralı Macanao, Tony Picone ile. 3 alternatif banko, 4, 1, 9, 10 ve 11 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Evet, arka arka gördüğünüz gibi yani tam Sırat Köprüsü koşuları. 4. koşu 17-20, handikap 4 yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Şimdi burada arkadaşlar işimiz bu noktadan sonra, yani bu koşudan itibaren biraz daha rahatlıyor. Nasıl rahatlıyor? Şöyle söyleyeyim. Çünkü belirginleşmeye başlıyor. Çünkü bu pistlerde daha evvelden işte Esentetik'te jokeyler, daha evvel binen jokeyler, aynı atla performans gösteren, hatta kazanan jokeyler ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir numaralı Uncle Bo Marivellon'la arkadaşlar çok şanslı bize göre. Zaten 85 puanı almış, oraya dikilmiş ilk birinci sıraya. Invisible Speed'den gelme Acclaim yavrusu. Bu safkanı istiyorsanız yani AGF oranlarına göre alternatif banko dahi ilan edebilirsiniz. Banko atıp atmamayı düşünmeniz lazım. 3 tane daha safkan var.
Şimdi iki defa Maxim Gion'la yarış kazanan Showman var burada. Arkadaşlar Maxim Gion'la iki defa kazandı bu Safkan. Bunu da yazıyoruz. 12 numaralı Fantabulous, burada Arian Lemaitre. Bir defa Arian Lemaitre ile kazandı yarış bu at. Ve 10 numaralı Jordan Baker Hugo Bütün'le. O da arkadaşlar Cagnes Sumer'de yine Hugo Bütün'le yarış kazanmış bir Safkan. Hem de burada yarış kazandı. Diğerleri farklı yerlerde kazandı, mesela Maxim Gion ve Adrien Lemaitre, ama Hugo Bütün 10 numaralı Safkan'la, Jordan Baker'la yani burada kazandı. Şimdi 65 gün aradan sonra tekrar döndü. Bu 4 atın da yazılmasında yarar var. 1, 6, 12, 10 diyoruz ama 1 numara tabii ki bir tık üstte kalıyor. Böyle 17 gün arası da var. Arkadaşlar Marie Velon da bir şekilde iyi bir jockey açıkçası. Yani baktığınız zaman yarışları kazanan bir bayan. 5. koşu 17.50'de şartlı 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 3 numara çok ön planda. Hooking, Arlen Lemaitre, Lope de Vega yavrusu kazanmış ama buralarda böyle formda atlar arka arka geliyor. İşte görüyorsunuz 1 numara, 2 numara, 4 numara, aşağıda 10 numara, 12 numara. Bunların hepsi arka arka kazanan. İşte aynı frekans bunda da var. Bu Hooking'de de var. Bu Safkan'a 2 tane rakip var. 5 numara Monbel Canto, Canto, Christian Demuro ile ve 4 numara Antoros. Evet. Bu da Dubavi'den gelme. Maxim Gion arkadaşlar biniyor. Bu Safkan'ın ötesinde de, yani ötesinde derken ne olur ne olmazında diyeyim hadi. 1 numaralı We Ride the World. 1 numara. Evet, dünyayı biz yönetiriz arkadaşlar. Ama yönetmek nasıl? Ride yani. Dünyayı biz süreriz. At gibi yani. Yani dünya bir at, biz bineriz ve onu kontrol ettiğimizde geliriz. Bu böyle bir isim olabilir mi? Artık hangi küresel vatandaşın atıysa bu. Neymiş? Amandine Baudron. Evet, neyse. Fransızlar öyle zannediyorlar zaten. Dünya yönettiklerini falan zannediyorlar da. 3 arkadaşlar, 4-5, daha doğrusu 3-5-4 diyelim ve 1 numarayı da bakalım nasıl dünyayı yöneteceklermiş, göreceğiz. Exiden Excel yavrusu da var burada bir tane. Buna da bakmamız lazım. Yani burası arkadaşlar, at ilave edelim ama çıkartmamızın biraz riskli olacağı bir yer. 6. koşu 18.20'de handikap 4 yukarı İngilizler 2150 metreye çıkacaklar. 16 tane Safkan var burada. Evet, şimdi burası da günün hemen hemen en riskli ayaklarından bir tanesi ama bir şekilde geçmemiz lazım. Burada 11 numara çok ön planda. Iortis Mendizabal'la, bakın iyi bir AGF demek buna. 23, 24, 25, 26 bile çıksa burada bu atı bizim banko düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Neden arkadaşlar? Çünkü diğer ayaklara at yazacağız. Buraları biraz az atla geçmek gerekiyor normal şart altında. 15 numaralı Darenix Thomas Trullier'le. 10 numaralı Press Officer Maxim Gion'la. 6 numaralı Perfect Rose Eddie Hardwin ve 2 numaralı Hagar Bere Anthony Krasus'la. Evet. Burası 11, 15, 10, 6 ve 2 numaralı Safkanlar diyoruz buraya. Burada böyle çok saçma bir at gelirse de, bakın ben size söyleyeyim hangi atların, saçma atların geleceğini. Zinzigera 7 numara. Light Come On Marvin Grandin. Bu Ulrika Holmokist Smart Cookie gibi Safkanların, bir de Freddy Wallescar'ın bindiği burada Ernik mesela Almazoro'dan bu atı binmiş. Bakın Frida Wallescar öyle önüne gelen atabilen bir vatandaş değil bu. Şimdi buralarda böyle saçma atların gelmesi demek bu altılı iyi 30-40 bin liraya bir anda böyle fırlatması demek zaten. Evet, buranın ısında geçtik. Şimdi burada artık bankomuz geliyor. 7. koşudayız. Handikap 4 yukarı İngilizler 2150 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada eküller, BNB'yi biz baz aldık. Eküller burada banko arkadaşlar. Aynı jockey ile Cagnes Sumer'de de kazanmış. Yine burada biz bu Marco Butinler'in vatandaşı olan bu konuya hakim jockey ile beraber bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Vereceğini düşünmüyoruz bu yarışı. Burada en güvenilir biz bunları bulduk bugün. Dediğim gibi birçok alternatif banko var. Bahsettiğimiz şeyler işte 3. koşuda 3 numara, 4. koşuda 1 numara,
Beşinci kuşu da yine 3 numara. Bunlar alternatif bankolarınız arkadaşlar, cebinizde dursun. Ama dediğim gibi Fransa'da böyle bir kıstırdığınız zaman çok da güzel rakam bırakıyor. İkramiye bırakıyor. Dikkat diyoruz ve hepinize güzel bir pazar diliyorum. Bu arada tabii Loreal Park için premium üyelik gerekiyor akşam. Club Hippico zaten yayında arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Ve Tour Fontaine var. O da açık. Şanlıurfa açık arkadaşlar. Bursa'da 5 tane bankomuz var. 2 tane alternatif banko, 3 tane sürdürek bankomuz var. Evet, herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.